alakalı ya da vücutun verdiği bir tepki değil. Bu hastalığın psikolojik boyutu var, beslenmeyle alakalı boyutu var. Ve bununla birlikte ilaç tedavileri, ayrımı, egzersizler, fiziksel aktiviteler ve hemen her hastalık grubu için önerdiğimiz dengeli sağlıklı beslenme modeli. Aslında olarak fibromiyalji nasıl beslenmeliyse bu anlatacaklarım tek fibromiyalji değil, genel sağlığımızı iyileştirici olarak düşünebilirsiniz. Fibromiyalji tanısı bireylerde vücut yağ yüzdeleri normal bireylere göre birazcık daha fazla yüksek olduğu tespit ediliyor. Bu nedenle de kalp damar sağlıkları düşmesi ve bu nedenle bireylere beslenme eğitimi verilmesi, diyet takibinin yapılması ve fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmak. Orta grupta ise balık, deniz ürünleri ve süt ürünleri var. Kadar da geziyor, bizlerden destek alabilirsiniz. Buraya 8 yazalım. Kıvanımız 8 çıktı. Tamam. Onlara da bakacağım. Bir test verdik. Test uyguladık ve onların puanlarına beraber baktık. Şimdi ben fibromiyalji birazcık anlatmak istiyorum. Sonrasında bu bizim puanlarımız ne demek istiyor, ne anlatıyor? Size bunları söyleyeceğim. Yani bizim kaygı boyutumuz nedir? Fibromiyalji ile nasıl bir bağlantısı var? 6 Şubat depreminden dolayı hizmetlerimize epey ara vermiştik. Biliyorsunuz depremzedelerimiz için Mersin ilimizde de çalışmalarımız oldu. Bu sebeple tekrar eğitimlerimiz, çalışmalarımız ve faaliyetlerimiz sürdürülecektir. Yaşlı dostlu kenti olmamız sebebiyle aslında bilinçli ve sağlıklı yaşlanmanın farkında olan bir belediye olarak bugün fibromiyalji konulu bir eğitim verdik. Hizmetlerimiz diğer emekli evlerimize de sürdürülecektir. Burada emekli evimizde emeklilerimizle buluşarak onlara fibromiyalji semineri verdik ve fibromiyalji ile kaygı ilişkisini aslında anlatarak fibromiyaljinin boyutunu ele aldık. Ve Mersin Büyükşehir Belediye'mize bağlı tüm emekli evlerimizde daha çok bilgilendirme seminerlerimizi, sağlık taramalarımızı yaparak bu etkinliklerimize devam etmeyi planlıyoruz. Ve açıldığı ilk günden bu yana emekli evi müdavimlerinden ihtiyaçtı. Çok isabetli oldu. Çok memnunuz. Teşekkür ederim. Ben ilk üyelerindenim buranın da. Sürekli gidip geliyorum. Bizim için çok iyi oluyor. Zaman geçirme açısından. Arkadaşlarla görüşme, bu sağlık taramaları. Ayrıca bir de gezilerin düzenlenmesi bizleri çok çok memnun etmekte. Teşekkür ediyorum. Hareketi ve düzenli egzersizlerimizi ekstra yapmamız gerekiyor. Aynı zamanda bilişsel davranışı terapi dediğimiz bir ekol uyguluyoruz. Bu ekolde de daha demin bir amcamız sordu. Sürekli olarak kötü düşünüyorum. Olumsuz düşünüyorum. Daha çok ödüllerim var. Hani en son bize geliyorlar. Ve şunda yaşıyorlar. Uyku oyunda bahsedildi. Sürekli yatıyorum, kalkıyorum. Sanki dayak yemişim gibi. Hani bu sizden gelen yorumlar. Ben o şekilde yorumluyorum. Lütfen... Aynı zamanda işte baş ağrısı, bağırsak problemleri ve mesane sendromları da eşlik edebiliyor. Egzersiz olarak da aerobik egzersizler, solunum egzersizleri tavsiye ediyoruz. Şimdi gündemde de çok fazla solunum egzersizleri. Bilgisi olan var mı? Solunum egzersizleri neden bu kadar önemli? Nefesi verdik. Evet, son iki tane daha yapalım. Derin nefes. Sonra nefesimizi verelim. Evet, son bir tane daha yapalım. Yana doğru iyice gerdiriyoruz. 5'e kadar saydık.